Sayın seyirciler, Business Channel Türk ekranlarından merhaba. Mert Ertağatver'le dekorasyon programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir konuk ve konuyla birlikteyiz. Bu programda mimari, iş mimari ve dekorasyon konularındaki uzman kişilerle birlikte oluyoruz. Onlar hakkında, yaptıkları iş hakkında ee, bir sohbet ediyoruz. Yeni yeni ee, bir takım şeyler öğreniyoruz. Bu haftaki konuğum da, ee, milim İnşaat e, Mühendislik e, Firmasının kurucu ortaklarından Serkan Keserle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert Hanım Bey. Nasılsınız? İyiyim, çok siz Nasılsınız? Teşekkür ederim. Birazcık kendinizden bahseder misiniz? Neler yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Nasıl işler yapıyoruz? Bunu bir böyle sindire sindire bir anlamaya çalışalım. Peki hay hay. Ee, biz Milim İnşaat olarak 2011 yılından beri ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bilim inşaatı gerçi 2012 yılında kurduk. Biz inşaatların ince işler kısmında yer alıyoruz. Dekorasyon kısmında deniyor bir yandan da. Yani bir inşaatın kabası bittikten sonra geri kalan sıva imalatları, boya imalatları, asma tavan imalatları, ışık bantları, seramik işleri, karton piyer işleri. Tabii bunlar biliyorsunuz işin niteliğine göre, istenen duruma göre farklılıklar arz edebiliyor. Ee, bu işleri yapıyoruz. Tabii dekorasyon işimizde bizim mobilya ahşap kısmımız yok. yok. Fakat e, partner olarak çalıştığımız firmalarımız var. Onlarla da eğer istenirse gerekli olanları yapıyoruz. Ya onlarla birlikte yapıyorsunuz. Evet. Yani şunu anlayalım: kaba bir inşaatı alıyorsunuz. Evet. Tamam, sizi buluyor firmalar. Kaba inşaatı alıyorsunuz, A'dan Z'ye, yani son iç mimari kısmına gelene kadar her şeyi hallediyorsunuz. Aynen evet bu şekilde evet, bitiriyoruz. bu şekilde yani, yani ya, e, artık o inşaatı kaba halinden yaşanacak hale dönüştürüyoruz öyle diyelim yani yaşam artık bizden evet. sonra yaşam başlıyor evet. orada ee, Nerelerde genellikle işler yapıyorsunuz yani belli bir sınıflandırmanız var mı işte evde, otelde, hastaneydi vesaire yani bizim e, şöyle diyeyim yani ağırlıklı olarak inşaat e, konut sektöründeyiz biz ama tabii bankacık üsü yaptık. E, otel yaptık. Ortaköy'de bir otel yaptık. E, butik güzel bir oteldi o da. Arge binası yaptık. İsmini de söyleyebilirsiniz otelinize. New Hotel. Hani otel? New Hotel. New hotel. E, oranın işini yaptık. Nelerini yaptınız New hotel? Biz orada e, dış cephe boyalarını yaptık. Duvar imayatlarını yaptık. Bölme duvarlarını yaptık. Alçıpan bölme duvarlarını Hı. yaptık. Ne ve e, diğer işte... Banyolara falan girdiniz. Tabii de. tabii banyolarını yaptık. Bütün seramiği de vitrifiyesi. Seramikleri. Vitrifiyelerini biz yapmadık hayır. onu tesisat firması yaptı. Biz seramiklerini yaptık. E, orada bir de e, özel mermer işleri falan vardı. Onları yaptık. Yani bunları bütün şey ekipleriniz var. Tabii, evet. Peki ekipleriniz böyle gruplanmış halde mi? Mesela ne diyelim ki tesisat işimizde seramik işi, işte alçıpan, Bunları böyle grup grup mu? Aynen. hepsi kendi konusunda uzmanlaşmış ekipler. Yani bir sıvacı seramik yapmıyor. Bizde seramikçi seramik yapıyor. Sıvacı sıvasını yapıyor. Boyacı boyasını, boyasını yapıyor. Yani şey yok. Ee, yani bir 10 kişilik bir ekibimiz sürekli aynı şey bir şantiye girip de işte her şeyi yapan bir ekip değil. Ee, bizim her konusunda uzmanlaşmış, eğitimini almış, sertifikalar olan ustalarımız var sertifikalı bir şekilde tabii, tabii. çalışıyoruz. Yani şu yani. an zaten zorunluluk geldi artık. Evet. Ee, ustalarımız sertifikalı hepsi. Bu şekilde çalışıyoruz. Yani genellikle yani bu e, küçük ev, e, ev, villa, e, site bunları hepsini tek tek alıyoruz. Otel, hastane değil mi? Evet. Yani bizimki şöyle tekil çapta olmuyor. Yani bir bir dairenin dekorasyonunu yapmıyoruz. Ama biz ne e, genelde böyle ha, şö e, şöyle ki yani çoklu olması tabii, gerekiyor. Tabii tabii. Yani, yani bizim uzmanlaştığımız konu biraz daha şantiye. 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 Ha. Şimdi onu anlamak evet. istiyorum. Yani demek ki siz benim anladığım kadarıyla sayın seyirciler de anlaması için söylüyorum. Şantiye esaslı evet. çalışıyoruz. Yani evet. özellikle tutupta da e, işte Ahmet Bey'in evi, odası, banyosu falan değil. Böyle bir e, imkan ee, bu firma milim İnşaat'ta zaten mevcut. Yani ben site yapıyorum, müteahhitim. Bu ekibi taşıyana, alt taşıyana ekibi olarak milim inşaatı çağırıyorum. Onlara diyorum ki, alın kardeşim, ince yapıyı size veriyorum. Ve böylelikle de e, oldukça konusunda uzman e, ve de eğitimli bir firmaya kendimizi teslim ediyoruz. Olay budur. Peki. E, Yurt dışında çalışmalarınız oldu mu? Ee, Azerbaycan'da bir çalışmamız oldu. Ee, orada bir dış çepe işi yaptık. Daha sonrasında devam ettik. Dış çepe derken neyi kastediyorsunuz? Yani ee, ne, dış bu cephe... silikon çepe mi, şey mi, e, seramik kaplamama vesaire ne? Orada e, taşını mantolama. Ha, mantolama evet, yaptınız. Evet. Peki e, şeyi kabuk olarak herhangi bir şey yaptınız mı? Yani mantolamanın dışında? E mantılamanın üzerine e, normal dekoratif sıva ve boya yapıldı. O kadar. Başka, Tabii, bir, şey başka bir şey başka bir şey yapmamalı yok. Anladım. Peki bu arada e, e, dış cephede silikon işine falan giriyor musun Okan? Yok. O, o bizim işimizden ayrı bir iş. Ha, yani o çünkü bu, biraz da imalat şey... gerektirenmiş. Bir, evet. bir atölye gerektirenmiş. E bizde öyle bir atölye kısmı yok. Yani e, şey yapan e, bu silikon cephe yapan. O tamamen onda uzmanlaşmış firmalar var ama Tabii çok sık karşımıza şeyde çıkıyor. E, yeni tasarımlarda biliyorsunuz mantolamayla kompozit cepheler, işte evet, silikon cepheler, evet. e, değişik işte seramik cepheler, aynı anda veya e, prekast cepheler aynı anda kullanılması gereken cepheler oluyor. E, bu konularda da e, iki firmadan birine ya diyorlar prekastçı siz mantolamacı bulun yapın. Ya bize diyorlar ki siz bir prekastçı bulun, mantolamanızı birlikte yapın. Ee, bu şekilde çünkü iskele kuruluyor falan orada bir ortaklık şimdi, gerekiyor. Şimdi tabii burada bir ince bir nokta var. Şimdi ben e, dış cepheye ihtiyacım var, dış cepheciye ihtiyacım evet. var. Şimdi aradım e, internetten ve dış sizi buldum. Dış cephe yapıyoruz falan. E açtım dedim ki işte benim dış cepheye ihtiyacım var. Fakat ben işte böyle işte silikon istiyorum, cam istiyorum, metal istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum. Ne olacak o zaman? Ne diyeceğiz? Biz bunu yapmıyoruz mu diyeceğiz? Yani e, uzmanlığımız olmadığı için yapmadığımız Demek ki o zaman da dış cepheyi derken sınıflamanız gerekiyor. Tabii tabii dış evet. cephe mantılama demek gerekiyor yani. yani. Demek gerekiyor işte. Evet. Ben e, çünkü bunu da çok yaşadığım için söylüyorum. Orada dış cepheyi gördü mü insanlar yani şartlı olarak yapıyor zaten bunu. Dış cepheyi gördüğü zaman hemen tak basıyor. Işte, tamam bu benim işimi görür Aynen. diyor ki o e, başlı başına bir uzmanlık e, gerekiyor Hı. ve mühendislik gerekiyor. Mutlaka mutlaka. Yani bu mutlaka. mesela... Ne, silikon cephelerde biliyorsunuz yani her şeyin düşme statiğini düşünmek lazım. Her şeyini düşünmek yani lazım. Rüzgar, yani rüzgar yükünü zaten. düşünmek lazım. Abi, ee, o binanın işte e, hakim nereden rüzgar alıyor, nereden yağmur esintili geliyor. Yani her şeyini hesaplamak lazım. Ee, biz tabii onu yapmıyoruz. O çok dediğiniz o hani uzmanlaşmış bir direkt iş. Direksizli yapıyorsunuz. Mantolama yapıyorum diyorsunuz. Yani evet, dış cephe ısı Aslında dış yalıtımı diye söylüyoruz. Biz bizimki o yüzden söylüyorum ben de biz ince işler taşeronuyuz. Evet. E, genelde de ince işlerin içine mantolamayı da katıyorlar. Katıyoruz. E, ama ya da katıyorlar. Katıyorlar yani. yani tabii şimdi binden... öyle bir şey ki ekibi e, adam bulmuş açıkçası. E, tabii onu yaptırırken ikinci bir adam e, istemiyor. E, i̇şte sizin gibi kişilerden yararlanmak istiyor. Çünkü bir de şey kadarıyla. oluyor tabii e, mantolama altına bazen karasıva isteniyor. Karasıva içeride yapılıyor dışarıda yapıyor Ayrı ekipler kullanmak istemiyorlar. E, İçeri dışarısı senkronize gitsin, e, birbirini engellemesin bunlar. E, çünkü e, dış cephe imalatı içeriği de engelleyebiliyor. E, Otokontrolü sağlasınlar diye kendi aralarında bazen bunlar birlikte ihale ediliyor. Bazen de tamamen bağımsız ihale ediliyor. Mesela biz her işimizde mantılama yapmıyoruz. E, şu andaki devam eden ferman yapı şantiyemizde hem mantılama hem ince işleri yapıyoruz. E, Cihan İnşaat'ın Bağdat Caddesi'ndeki işinde dış cephe kara sıva yapıyoruz. Üzerine seramik, e, mekanik seramik kaplama geliyor. O başka bir firma tarafından yapılıyor. E, Bayraktar İnşaat'ın adres koru evlerinde e, dış cephe yapmıyoruz. Orada tamamen içeride çalışıyoruz. E, Nef şantiyelerini bitirdik iki tane kıyathanede. de. Nef 08, Nef 98. Orada sadece mantolama yaptık. Hı hı. Yani ince bu, ince işleri başkası. Başka bir firma yaptı. Ee, belki de devamlı çalışmış olduğu bir firma ile birlikte. Şöyle oldu. Evet. Biz ilk defa NEF'le orada çalıştık. Ee, yeni projelerinde de görüşüyoruz şu anda. Ee, mutlaka devamı olacaktır onların. Çünkü biz genelde çalıştığımız firmalarla ikinci, üçüncü şantiyelerde hep çalıştık. Çalışıyoruz da. Cihan İnşaat'ın ikinci projesi. Optimum yatırım var. Kurtköy'de çok e, başarılı müteahhitler. Tabii genellikle tersi. öyle. Şimdi ben e, sizden memnunumsan tekrar e, neden e, Amerika'yı tekrar baştan keşfedeyim? Evet. Yani, yani insanların zaten birbiri tanınması bile bir maliyet artık. Tabii tabii. Yani o bir bir maliyet. Hayır bir de ee, güvenmesi lazım size. Hani şimdi Ahmet Bey, diyorum, Mehmet Bey'in sizi e, tavsiye etmesiyle işi olmuyor. Kesinlikle. Bire bir görsel görmekle e, Çünkü yani siz bilmediğiniz bir ekiple çalıştığınız zaman yani daha doğrusu referansları olmayan bir ekiple çalışıldığı zaman o insan e, yani işi yapamadığı zaman yarım kalan iş hep büyük bir maliyettir evet. müteahhitlere. Ee, biz de çalıştığımız, tabi ama mutlaka biz de e, yani farklı firmalara teklif veriyoruz. Onlardan da iş alıyoruz. Sonuçta bu biliyorsunuz piyasada evet. e, herkes aynı taşonla devam etmiyor. Çünkü iş kapsamı genişliyor. Evet. Bir şantiyesi varken 10 şantiye çıkabiliyor. E, bir taşeron ona cevap veremiyor. Diyor evet. ki farklı taşeronlara gideyim. Zaten o olmasaydı biz de hiç iş alamazdık. İş alamazdık. <laughs> ee, öyle öyle tabii ama genelde şu an ikinci, üçüncü şantiyelerdeyiz yani. Peki bu dış cephe içerisinde hani mantolama yapıyorsunuz. Peki e, ısı izolasyonundan başka bir tür izolasyon yapıyor musunuz yani nasıl yapıyorsunuz? Ee, sadece ısı izolasyonu mu yapıyorsunuz? Evet, ısı. Yani dış cephede zaten yaptığımız izolasyon hem ısı için hem de eee nem, rutubet, nem rutubet aynı yani. şey zaten görevi görüyor. Ee, yani sonuçta üzerine yaptığımız kaplama sıvalar Peki, ve boyalar. Peki ee, onu bir açıklar mi? mısınız? Yani bir şeyi nasıl yapıyorsunuz? Mesela dış e, mantolamayı siz neler kullanıyorsunuz? Hangi tür, hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Şu anda yani dış cephede ele alırsak iskeleimizi kurduk. Evet. Biz mutlaka e, çalıştığımız... İskeleyi kendiniz mi tedarik ediyorsunuz yoksa e, başka bir yerden başka bir şeyimi taşeronunu kullanıyorsunuz nasıl oluyor? Biz kendimiz tedarik ediyoruz. Ee, iskelemizi kuruyoruz. o Biliyorsunuz artık iş güvenliği kanunları çok değişti. Evet. Ee, i̇skelemizin bile proje statik raporu, or oraya özel olarak raporunu hazırlıyoruz. Statik raporunu, mimari çizimini oluşturuyoruz, sertifikalarını falan oluşturduktan sonra iskelemizin bir kurulum planı yapıyoruz. Yani bunun merdivenleri nereden olacak, nasıl çalışılacak. Bu plana göre iskelemizi kurduktan sonra biz müteahhitlerimize mutlaka karası var öneriyoruz. Yani e, çimentolu sıva dediğimiz evet, Karasıva. Karasıva piyasada bilinen ismi Karasıva öneriyoruz. Çünkü binayı tamamen yekpare olarak betonarme ile duvarı tek o Karasıvayı şey. siz yapıyorsunuz evet, ekibiniz yapıyor. Aynen Aynen biz onu yapıyoruz. Ondan sonra üzerine e, binanın e, projesine göre artık e, EPS mi kullanılacak, taş yünü mü kullanılacak ne kullanılacaksa çünkü artık yangın yönetmeliği de bayağı bir değişti. E, belli bir katın üzerine şu an taş yünü kullanmak mecburiyeti var veya yanmaz tamam hiçbir şekilde alev almaz e, bir şey. Onlar tabii hepsi sertifikalı hepsi. Tabii sertifikalı. Zaten biz e, ünlü isim vermeyeyim ama. Ver ölürseniz. Yani filli boyanın, Arseco'nun e, biz zaten bayisiyiz. E, o bilinen markalar zaten Türk Avrupa çapında bütün sertifikalar var. E, onları kullanıyoruz. E, artık dediğim gibi ya taş yünü ya EPS kullanılıyor şu anda. Ee, bu şekilde Ya taşını e, mesela e, e, polistiren kullanıyorsunuz değil mi taşından önce veyahut da kullanıyor musunuz onu? Yok polistiren kullanmıyorsunuz. Yok. Yani direkt e, karasıvan üstüne ne kullanıyorsunuz? taşını taş yapıştırıyoruz ama e, yapıştırıyorsunuz ama üzerine şey gelecekse herhangi başka bir cephe gelecekse yani şöyle iki türlü olur. Yani ee, kabuk veya giydirme dediğimiz ge gelecekse o. tabii ki buhar dengeleyici kullanmak gerekiyor. Evet. E, ama Gelmeyecekse e, sadece kendi yani taş yünü üzerine sıva imalatları olacaksa o buhar dengeleyiciyi kullanmaya gerek evet. kalmıyor. E, ne yapıyoruz? Ondan sonra e, bir mantolama sıvasını çekiyoruz. İsmi zaten... Taş yünün üstüne. Evet. Hı hı. Onu sıvayla sıva düzeltiyoruz. Daha doğrusu dübelliyoruz önce. E, hem yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz hem de dübellerle sabitliyoruz iyice. Ee, sonrasında sıva çekiyoruz Üzerine e, çatlama yapmaması için File çekiyoruz file çekiyorsunuz. Üzerine tekrar bir sıva çekiyoruz Yüzeyi düzelttikten sonra Astar vurup üzerine e, Son İstenen kaplama değil. Genelde dekoratif sıva isteniyor Pürüzlü bir sıva isteniyor Veya e, <laughs> e, şey Macun çekiliyor İkisinden biri tercih ediliyor şu anda O yapılıyor Sonra da iki kat boya Yani astar olarak iki kat boya yapılıyor bu şekilde yüzey bitiyor. Zaten e, bu malzemelerin e, buhar geçirgenliği olduğu için de e, malzemelerin üzerine bir daha Tyvek tarzı e, buhar dengeleyici kullanmaya gerek kalmıyor. Ama e, mekanik kaplama gelecekse üzerine yani bir sıva imalatı olmayacaksa bu Tyvek genelde kullanılıyor buhar dengeleyici. Çünkü kompozit ve diğer malzemelerin şeyi biraz daha farklı, geçirgenlikleri tabii, tabii. daha farklı. Ondan da... E, bir de benim dikkatimi çekiyor, eğer boya yapılacaksa veya da dekoratif boya yapılacaksa vesaire, ee, Eğer mantolama çok başarılı olmuyorsa, çok e, bizim e, kiç görüntü yapıyor. Yani kötü görüntüler oluşmaya başlıyor. Hı? Bunu nasıl önlüyorsunuz? Ya bu benim çok dikkatimi çekiyor. Adam çok güzel mantolamayı yaptı. Böyle, böyle güneş bir geldi mi böyle şeyden, kenardan, bütün hatalarınız çıkıyor. Bunu önleyici, yani o mesela taş şunu olduğu zaman bir de onu dübelliyorsunuz vesaire bir sürü bir hareket var duvarda. Evet. Yani o sizin sıvayı yani bu kadar e, ciddi, bu kadar güzel nasıl yapabilmeniz lazım? ve da yapıyorsunuz. Yani şöyle, e, tabii ki bu bir el işçiliği. Yani sonuçta bir fabrikadan üretilip gelen bir yüzey değil. Evet. Yani o yüzden de bunun belli bir hatalar kabul edilebilir hatalar olabilir bunda. Yani bu izlerin bir kısmı gözükebilir. Çünkü bu elle çekilen son sıvası böyle e, yani ustaların birlikte kurutmadan hızlıca çektikleri bir sıva, son kat Tabii ki belli hatalar oluşabiliyor. Tabii biz bunu en güzel şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu da yapmak için e, cephe boyunca e, bu taş yönünü döşerken iplerimizi dikine ve çapraz olarak iplerimizi çektiğimiz zaman yani seviyesini özellikle birbirine uydurduğunuz tamam, zaman... seviyesinde bir problem yok. Seviyesi tamam. Fakat o böyle şu e, bir takım işte seyimler oluyor, girdiler çıktılar oluyor falan. Onu e, ben bilmiyorum yani çok kaliteli bir işçilik göremedim ama e, siz bunu e, beceriyor musunuz ve beceriyorsanız da nasıl beceriyorsunuz? Yani şöyle e, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama dersek ki ya bu güneş yandan vurduğu zaman bu izler çıkmıyor... Ben görmedim açıkçası. Siz de görmediniz herhalde. Şimdi biz mesela şöyle bir şey. Ben işte görmediğim için merakından yani. soruyorum. Mesela eskiden alçı sıva yapılır, projektör tutulur. Tamam mı böyle şeyde böyle e, o işte ne kadar bir şey varsa dalgalanma o yok edilmeye minimum derecede. Evet. Ya da maksimum derecede. Şimdi iskele de, de bu işte bizim dezavantajlarından i̇şte biri onu şu. onu yapma şansının zaten yok. Yok çünkü iskele e, tamamen şeyi kesiyor ışığı yaparken ışığı kesiyor. Yani siz e, yaptığınız yüzeyi zaten iskele üzerinde çalıştığınız için e, altı sıvada bu imkan var. Ne yapabiliyorsunuz? Işığı koyduğunuz zaman görebiliyorsunuz ama evet. iskelede bu gözükmüyor. Bir de tabii e, bu özellikle e, tam güvenlikli iskelelerde e, her tarafta kalas olduğu için o geçiş, kalasların geçiş alanlarında e, ustanın çalışma yeri çok dar kalıyor. Yani usta geliyor evet. sıvasını çekti. Tam o kalas hizasında ee, bir orada bekleme durumu oluyor. Bizim çektiğimiz bu son kastı var da çok çabuk kuruyan bir sıva. Ek kabul etmiyor. Kesinlikle ek kabul etmiyor. E burada tabi bu izler ortaya çıkıyor. Ama nasıl tabii ki bu? Bunda bir sınıflandırması var. İyisi var, kötüsü var. İşte o onu mesela çok Bunun çok, çok kötüleri ediyorum. var. Bir orta sınıfları var. Bir de iyileri var. Ama iyi dediklerimizde de bu izler güneş için farklı açılardan çıkabilir. Yani herhangi bir böyle lazım. Işte malayı böyle genel dağ veya hatta da büyük böyle mastarlarla falan çekme şansınız olmuyor. mu? Dekoratif sıvada o yok. O yok, imkan yok. Evet. Yani insanlar için yanıltmamamız gerek yok. Dersek ya biz mükemmel hiçbir iz çıkmadan yapabiliyoruz dersek yani ben görmedim açıkçası öyle bir şey. E, i̇nsanları da yanıltmamak lazım. Bunun beklentilerin de bu yönde olması gerekiyor. Çünkü taş ünü de yüzeyi e, EPS gibi değil, biraz daha şey, e, yüzeyi daha böyle dalgalanmaya müsait bir yüzeyi hmm. var. EPS biraz daha rigid bir yüzeyi var. Daha hmm. temiz çıkar. Ama taş önünde... yani biz de bütün imaretleri geziyoruz, bakıyoruz. Güneşin çok ters açılarında ya benim ortağım her zaman der yani güneşin ters açılarında camda bile hata görürsünüz. Ya tabii ki görünür. Evet. Yani o şey değil ama yani bu bir hani Bastırıp geçmemek lazım. Bu konu üzerine benim anlatmak istediğim o. bir şekilde eğilmek gerekiyor. Yani çünkü istediği kadar proje dört dörtlük olsun. Oradaki yani işte işi rezil de vezir de eden o oluyor. O yani zaman işte mantolaması veyahut da boyası veyahut da işte kaplaması veyahut da kabuğu şudur budur. Yani O yüzden mesela siz dış, yurt dışı projeler çok yaptınız zannedersem. Evet. Yani yurt dışında genelde çok yüksek katlarda mantılamayı pek kullanmadıklarını biliyorum e, bu sistemleri. E, çünkü ister istemez o kadar yüksekte kabanın verdiği, kaba inşaatın verdiği hataları siz dış cephede tamamen kaybetmeniz mümkün değil. Mümkün çünkü değil. E, biz çok yer rastlıyoruz. Bir ip çektiğimiz zaman e, en üst katla en alt kat arasında 8-10 santim, santim fark, fark var. Izliyorum. Şimdi bunu siz sıvayla kapattığınız zaman sağlıksız bir yapı oluşuyor. Yani yarın öbür gün... E, bu kadar kalın bir sıva vurmak demek bu sıvanın yardım bölümü düşecek anlamına gelir. Yani mümkün değil yapamazsınız. Ee, bunu da kapatamıyorsunuz. Bir şekilde tabi bu tabi mekanik kaplamayla bunlar daha rahat aşılıyor. Yani nedir? Ee, işte kompozit cephe, silikon cephe veya cam cephe işte e, seramik kaplama. Çünkü mekanikte biraz daha bu oynama şanslarınız daha iyi. Peki şu anda kaç kişi olarak çalışıyorsunuz? Ekip olarak, genel ekip olarak söylüyorum. Bilmiyorum. Yani Bizim çekirdek kadromuz mühendislerimiz. Bu arada yerlerimiz. siz de mühendistiniz. Evet ben kadarıyla. inşaat mühendisiyim. İnşaat Yıldız Mühendisi. teknik mezunuyum. Biz şu anda çekirdek bir 10 kişilik kendi işte mühendis ekibimiz, ofis elemanlarımız, işte kalfalarımız bir 10 kişiyiz. Şantiyelerimizde de yüz yüzün üzerinde çalışanımız var. Aktif 6 tane şantiyemiz var. Hı hı. Yani en fazla ne kadar şantiye alabiliyorsunuz? Yani bizim aynı anda 600 daireyi falan yapıyoruz şu anda İstanbul'da. Ha, yani hı. bizim için şey yok. E, kapasite anlamında bir sıkıntımız yok. Yani biz e, zor olsun, kolay olsun. E, sonuçta şantiye düzenlerimiz belli. Yani yaptığımız şu, şu bir şantiyeyle anlaşma yaptıktan sonra oranın zaten bir teknik kadrosunu kuruyoruz. O teknik kadronun altında da ekiplerimiz zaten kalabalık ee, işin durumuna göre hangi ekip çalışacaksa ona göre ekip oluşturup işe evet. başlıyoruz. Ee, <laughs> yani bazı işlerimiz karşıda oluyor, bazıları. Yani şimdi e, yer olarak şey değil e, bildiğim kadarıyla karşıdasınız. Evet, Anadolu ya yani, Anadolu ya Anadolu ya ağırlık, ağırlıklı Ağırlıklı oradasınız ama bizim için diyorsunuz ki şey hiçbir önemli değil. Biz burada bizim aynı anda. Amerika'da da iş yapabiliriz yani, mesela. Sonuçta evet. E, bu işler e, üç ortaz. O, o üç ortak olmanın da bir avantajı var bizim için. Çünkü her ortağın bir şantiye sorumluluğu oluyor. E, Yeni ortaklarda da mı e, mühendis? Onlar ya, çekirdekten yetişme. Çekirdek. E, özellikle bu bu sektörde yer almışlar. Hem üretim yönünde de boya imalatı da yapmış ortağın. E, onlar da <laughs> bu sektörün dibinden gelerek en kadar çıktılar. Evet. Peki Serkan Bey. Ee, çok iyi bir söyleşi oldu. Zamanımız <laughs> maalesef doldu. Evet, teşekkür ederiz. Ee, evet sayın seyirciler. Bugünkü konuğum e, Milim İnşaat kurucu ortaklarından Serkan Keser. Gayet güzel şeyler konuştuk. Elemanları tanıtmaya çalıştık. Böyle bir şeye ihtiyaç olduğu zaman ki her zaman olur... Böyle bir firmayla, daha doğrusu bilinçli bir firmayla, ben her zaman söylüyorum, e, bu işleri paylaşmanız en doğrusudur. Yani hiç olmazsa e, projeyi verdiğiniz zaman tam sağlıklı olarak alabilmek ve onlarla bu işi gayet düzgün, temiz bir şekilde bitirmek en büyük isteğimiz, sayın taşeronlar ve hatta müteahhitler, sizlere sesleniyorum. Bilim inşaat her zaman. Yanınızda olacaktır evet. bu konuda. Teşekkür ederiz. Bu olun. haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir konu ve konukla birlikte olmak üzere hepinize hoşça kalın diyorum.